Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de kahvaltıya patlıcan kavurması yapalım. Malzemelerimiz 2 tane 3 tane patlıcan, siz kişinize göre, sayınıza göre 2 tane kapya biber, 2-3 tane yeşil biber, birkaç da domatesimiz var, birazcık az sıvı yağımız var, çok değil, pul biber biraz da. İsterseniz toz biber de koyabilirsiniz. Patlıcanımı yıkadım şimdi. Bunu alacalı soyalım. Çok vaktinizi almayayım diye iki tanesini doğradım arkadaşlar. Hiç bilmeyen arkadaşlar için bütün aşamaları birlikte yapalım. Böyle dört tarafını, dört tane alacı olacak şekilde soyalım. Ortadan pölelim. Küçük küçük. Ne kadar küçük olursa o kadar çabuk pişer. Suyumuzu açalım, bunu doğrayana kadar arkadaşlar. Birazcık da tuz atalım suyumuza. Doğradıktan sonra yıkamazsak arkadaşlar daha çok yağ iner. Yıkayalım doğradıktan sonra. Islansın bir yeri. Küçük küçük doğrayalım. Biberleri de yıkadım, domatesi de. Bir iki diş de sarımsak arkadaşlar. Ben yeşil sarımsak doğrayacağım. Bu sarımsağım yok şimdi. Elinizde imkan ne varsa onunla yapabilirsiniz. Sarımsak sevmiyorsanız sarımsak olmam. Kendi tercihinize göre. Patlıcanlarımızı burada ıslansın. Kapya biberlerimizi doğrayalım. En son domateslerimizi doğrayalım. Biraz piştikten sonra bırakacağız domateslerimizi. Yeşil biberimizi de doğrayalım onunla birlikte şimdi. Yağımızın altını açalım. Yağımızı koydum arkadaşlar. Burada biraz ısınsın patlıcanlarımızı yıkayana kadar. Patlıcanımızı biraz beklettim. Yağımız ısınıyor. Şimdi buradan çıkaralım. Hem kara suyu acı suyu gider hem de dediğim gibi yağ çok emmiyor patlıcanlar ıslandığı için. Kahvaltımızda çok güzel oluyor arkadaşlar. Her zaman yapıyorum ben. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir daha yıkayalım. Yeterli. Tuzlu olmasın diye fazla.
Yağımız iyice kızdı. Şimdi biberlerimizi koyalım. Sonra da patlıcanları koyalım. Pul biberimizi koydum. Biraz da pul biberimizi koyalım. Zaten az kalmış. Hepsini koyalım. Tuz atalım birazdan. Bu burada pişsin. Ağzını kapatalım. Domateslerimizi doğrayalım. Patlıcanlarımıza bakalım. Bakın sulandığımda biraz pişsin. Ondan sonra domatesimizi doğrayalım. Domateslerimizi de birkaç tane domates doğrayalım arkadaşlar. Böyle 2-3 tane domates doğrasak yeterli. Patlıcanlar yumuşayınca pişmiştir arkadaşlar. Bu domatesi de bayağı pişince koyalım. Birkaç tane yeşil sarımsağımızı doğradım arkadaşlar. İçine bırakıyorum. Bakın bayağı pişti patlıcanlarımız. Şimdi üzerine domateslerimizi de koyalım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın. Patlıcanları piştikten sonra afiyetle yiyelim. Servise hazır arkadaşlar. Biraz böyle pişince vaktiniz varsa eğer kısık ateşte pişirirseniz daha güzel olur. 10 dakika. Bu şekilde. Size de afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.